Merhaba. Of. Şu mıknatıstan bir türlü kurtulamadım. Eğer kurtulabilirsem bugün sana mıknatısın nasıl yapıldığını göstereceğim. Of, etrafta hiçbir şey kalmadı. Her şeyi çekti işte. Büyük bir çivi, ince bir kablo, büyük bir pil, biraz ataç. Evet, şu an elimde gördüğün gibi harika bir tel var. Ve bir pil, bir çivi ve bu kabımın içinde de ataçlar. Şimdi telimi alıp çivime sarmaya başlayacağım. Ama uç kısmında, birazdan nedenini anlayacaksın, birazcık tel bırakıyorum. Çivimi sararken oldukça yavaş ve birbirine değdirmeden sarmaya çalışıyorum. Dikkat edersen sararken buralarda aralıklar bıraktım. Şimdi sarma işlemimi yavaşça bitiriyorum. Ve tellerimin uçlarını pilimin iki kutbuna dokundurarak tutuyorum. Şimdi mıknatısım ataçları çekmeye başlayacak. Görebiliyor musun? İşte bu benim yaptığım mıknatıs. Eğer istersen buradaki bütün ataçları, bütün metal cisimleri toplayabilirim. İşte böylece kendi mıknatısımızı yapmış olduk. Bunun nasıl olduğunu merak ediyor musun? İstersen gel birlikte öğrenelim. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. Doğal ve yapay olmak üzere iki çeşit mıknatıs vardır. Bir maddenin mıknatıslık özelliği kazanabilmesi için manyetik madde olması gerekir. Manyetik madde birkaç yöntemle mıknatıslanabilir. Ancak bu yöntemlerin en güçlüsü elektrik akımı kullanarak mıknatıslandırmadır. Biz de deneyimizde aynı yöntemle çok kısa sürede çok basit bir mıknatıs yaptık. Teli önce çiviye sardık, iki ucunu da pile bağladık ve üzerinden elektrik akımı geçirdik. Bir süre sonra çivi bir mıknatıs gibi davranmaya başladı. Yani telin çevresinde manyetik bir alan oluşturduk. Telin çiviye sarılması bu manyetik alanı güçlendirdi. Ardından da mıknatısımız masadaki ataçları çekmeye başladı. Ve sonuçta yaptığımız mıknatıs tıpkı doğal bir mıknatıs gibi davranmaya başladı. Bu olay gerçek hayatta araba hurdalıklarında hurda arabaları kaldırmak için de kullanılır. Kocaman arabaları kaldıran mıknatısların bizim yaptığımız mıknatıslar aslında hiçbir farkı yoktur. Bakalım gelecek bölümde neler yapacağız. Hoşça kal.